Ne derler bilirsiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün bahsedeceğimiz konu kara kaplı defterin. Ne kara kaplı defteri Alper? Bunu biz pro yapmamış mıydık? Neyse. Bugün bahsedeceğimiz konu bütün kirli çamaşırları açığa çıkaracak bir konu. Ne yapacağız? Kısaca anlatayım. Bir kere neden ekranın böyle bu tarafında? Yani biraz böyle buraya kayayım. Çünkü birazdan hani ekranımı yansıtacağım. Siz de daha rahat anlayın diye. Böyle yakın çevremin bana sürekli sorduğu sorular fotoğraflarını nasıl editliyorsundu. Ben de genelde anlatmıyordum, yapıyordum. At falan, ben sana yapar atarım diyordum. Ama hazır böyle bir mecrada, böyle bir platformda iken neden anlatmayayım? Neden herkes yapmasın? Neden o 1 milyon takipçili insta bloggerların foyası ortaya çıkmasın? Mantıklı. Güzel olacak. Hani böyle pürüzsüz ciltler ama sıfır facetune. İşte onlar öyle değil. Bunlardan bahsedeceğim. Umarım linç yemem. Hoşçakalın. Ne hoşçakalın? Daha yeni geldim. Kendi karışımım. Linkten falan diyormuşum. Yok şaka. Bitki çay, kış çay. Videoyu çekmeden önce hani fotoğraflarımı editledim ekran görüntüsünü alarak. Onu yansıtacağım birazdan. Sol tarafıma mı oluyor? Sağ tarafıma. Sanırım sağ tarafıma yansıtacağım, şu taraf. Boşluğa. Yo, sağ değil mi burası? Sağ, sağ tarafıma yansıtacağım. Aynı zamanda iPad'den de takip edeceğim neler yaptığımı. Hani size böyle açıklayıcı bir şekilde, siz oradan izlerken ben bir yandan buradan izleyeceğim, size anlatacağım. Bunu da şimdiden belirtmiş olayım. Teşekkürler. Şimdi ilk olarak ben bugün görmüş olduğunuz application'lardan bahsedeceğim. Bunlar Enlight, Facetune, Cambly, PixArt ve adını okuyamadığım bir uygulama. Square Ready galiba. Square Ready canım. Tamam, okudum. Kolaymış. İlk olarak Enlight'la başlıyoruz. Bu bana çok sorulan bir fotoğrafım vardı. Onunla ilgili. Ona benzer bir şey yapacağız. Kendi insanlar nasıl yapıyor sorusunun soru işaretini bir kaldıralım. Ne dediğimi ben bile anlamadım. İlk olarak Instagram'da beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Etmiyorsanız linki aşağıya koyacağım. Bunu söylemek istiyordum. Hoşuma gitti. Evet. Aşağı bayağı link bırakacağım ben artık bundan sonra. Çünkü neden olmasın? Tamam, devam ediyorum. Şimdi ilk olarak Enlight'la başlayacağız. Enlight ücretli bir application. 15 lira civarında almıştım ben aldığım zaman. Ama sanırım şu aralar baktığımda arkadaşlarım da alacaktı. Onlara da zorla aldırttım. Sanırım şu aralar 7-8 lira civarı bir fiyatı var. Alın. Varsa bütçeniz. 8 lira bir kere ödüyorsunuz. Bir daha ödemiyorsunuz. Yoksa da ona muadil olabilecek farklı bir application söyleyeceğim. Ondan bu videoda çok bahsetmeyeceğim. Sadece hani aklınızda bulunsun diye söylüyorum. PixArt. Ama isterseniz onunla da bir fotoğraf editi yaparım. Video çekerim. Onu da yüklerim ilerleyen zamanlarda. Zaten daha bahsedeceğimiz 1 milyon aplikasyon var. Pardon, application. İşte hani Instagram'da o hani merak edilen fotoğrafı şuraya koyacağım. O gökyüzünün rengini nasıl değiştirdiğimi. Şimdi benzer bir fotoğrafla, yine aynı gün aynı yerde çekilmiş bir fotoğrafta yine benzer bir işlem yapacağız. Ben size bunu anlatacağım. İşte onu nasıl yaptığımı anlatacağım ki Enlight bir derya, deniz, neler neler yapabilirsiniz. O ne güzel oldu. Kafiyeli. Devam ediyorum. Şimdi fotoğrafımızı açtım. Fotoğrafımı açtım. Şimdi çıkıyorum. Google'a giriyorum. Ve Google'a pembe yazacağım. Yani istediğiniz renk. Ben şimdi gökyüzünü pembe yapmak istiyorum. Yazamadım. Pembe. Gidiyorsunuz. Görsellere. Oradan. Canım görseller. Bakın ilk pembeyi indiriyorum.
Seçeneklerden araçlara geliyorum. Araçlardan karıştırıcıyı seçiyorum. Oradan pembe rengi, pembe fotoğrafı seçiyorum. Bak şimdi burada önemli olan bir detay var. Fotoğrafı, yani pembe olan fotoğrafı, kullanacağınız fotoğrafın boyutuna göre ayarlıyorsunuz. Bir de o pembenin kesildiği çizgiyi aynı zamanda denizin bittiği, artık gökyüzünün başladığı çizgiye denk getirmeye çalışıyorsunuz. Hani ufuk çizgisine denk gelecek pembenin bittiği yer ki doğal bir geçiş olsun. Biz orada doğal bir geçiş sağlayacağız. Şimdi fotoğrafımı yerleştirdim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi araçlara gidiyorum. Araçlardan karıştır var orada. En sağda kalıyor. Oradan böyle seçenekleri tek tek böyle bakıyorum, hangisi bana uygun, hangisini deneyeceğim. Böyle hepsini tek tek deniyorum. Ben büyük ihtimalle çoğaltı yapacağım. Çünkü benim hoşuma giden tonlar onlar. Ama ben yine belki başka bir beğendiğim olabilir diye bakmaya devam ediyorum. Siz de öyle yapın. Belki daha iyisi çıkar. Çoğalt, evet, çoğaltta karar kıldık. Onu yapıyoruz. Araçlara geliyorum. Araçlarda sil, ekle, güçlendir ve karıştır var. Tekrar ufuk çizgisine denk getiriyorum, ayarlıyorum opaklık azalmışken. Şimdi sili alıyorum. Bakın, bütün kelleleri kesmişim. Uçmuş kelleler. Oraları böyle ufak dokunuşlarla yakınlaştırıyorum. Sonra ufak dokunuşlarla siliyorum. Orayı, ufuk çizgisini tamamen sileceğim. Şimdi bakın, bütün ufuk çizgisini siliyorum ki o keskinliği biraz kırayım. O çizgideki olan keskinliği kırayım. Bir de hani daha böyle ombreli bir geçiş olsun istiyorum. Hani giderek azalacak ve deniz. Anladınız mı? Okey. Şimdi ekleye geldim. Ekleden böyle hafif, böyle net bir şekilde böyle tek seferde çizgi atıyorum. O böyle o geçişi bana sağlıyor. Ama böyle bakıyorum, arada boşluklar kalmış. Yakınlaştırıyorum. Oralara böyle küçük dokunuşlarla o eklemelerimi yapıyorum. Tekrar siliyorum, tekrar ekliyorum. Artık böyle gözüme hitap edinceye kadar bu işlemi yapıyorum. Şimdi bu bana yetersiz geldi. Neden? Toprak kahverengi. Bu işlemi kaydettim. Ben kumun rengini de değiştirmek istiyorum. Tekrar Google'a gidiyorum. Bu sefer Google'a mor yazıyorum. Çünkü neden olmasın? Mor pembe uyumunu severiz. Selam Andeyner. Yine ilk moru alıyorum. Böyle bir baktım, bir şey bulamadım. O ilk moru kaydediyorum. Tekrar Enlight'a dönüyorum. Aynı işlemi yapacağım. Seçenekler, karıştırıcı, rengimi seçiyorum. Bu sefer denizle kumun bittiği çizgiye moru yerleştiriyorum. Tekrar karıştıra geliyorum. Yerleştirdim. Araçlara geliyorum. Oradan yine aynı şekilde karıştırdan, gözüme hitap eden rengi buluncaya kadar tek tek hepsine bakıyorum. Mutlaka bir, ben hafif ışığı çok beğendim. Ama ben yine de bakıyorum. Mesela bakın, karart da güzel. Bunlar bayağı koyu. Evet, hafif ışık en iyisi. Hafif ışığı seçiyorum. Az önce yaptığım işlemin aynısını birebir yapıyorum. Gözüme fazla gelen yerleri siliyorum, ekliyorum, o geçişi yumuşatıyorum. Bakın mesela ayakkabılarım gitmiş, denize taşmış mor. Orayı biraz yumuşattım. İşte şuradaki çizgiler beni rahatsız etmedi ama rahatsız eden yerleri yine gidip yumuşatıyorum. Artık denize taşan kısımları kuma çekiyorum. Bu fotoğrafa yapacağım işlem bu kadar. Yani devam edeceğim aslında ama ne zaman devam edeceğim? Paylaşacağım zaman. O zaman da Instagram'ın kendi filtrelerini uygulamayı düşünüyorum üstüne. Çünkü oradaki ışık ayarını falan seviyorum. Hoşuma gidiyor. İş görüyor yani. Bu böyle bir fotoğraftı. Enlight'ı nasıl, ne şekilde kullandığımı anladığınızı düşünüyorum. Çünkü çok kolay. Herkes yapabilir. Bayağı kolay bir şey yani. Şimdi gelelim. Yine buraya birkaç örneğini bırakırım. Benim o vintage, hani böyle eski, old school, böyle ışık yansımalı fotoğraflarıma ya da böyle grenli, tanecikli, yeşil duran fotoğraflarıma, eski duran fotoğraflarıma, onları nasıl yapıyorum? Onları şöyle yapıyorum. Bakın görüyorsunuz. Bunu iki program kullanacağız burada. Biri Facetune, Enlight ve Cambly. Hepsini göstereceğim. Şimdi Facetune'a gidiyoruz.
Oradan fotoğrafımı seçiyorum. Fotoğrafımı seçtim. Şimdi bakın Facetune'da işte o burada çok önemli trackler vereceğim. Bolca yaklaşıyorum ve düzeltmeyi seçiyorum. Düzeltmeyi neden seçiyorum? Yüzümde renk eşitsizlikleri var. İşte koyuluklar, açılıklar. Bunlar benim hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu bakın düzeltiyorum ufak ufak dokunuşlarla. Her yeri düzelttim. Yüzümü, kulağımı, boynumu. Yani tenimin göründüğü her yeri. Hatta elimi bile düzelteceğim. Çünkü esmer olduğum için eklem bölgelerim böyle biraz koyu. Bakın görüyorsunuz şu an aradaki farkı. Az önceki ve şu anki arasındaki farkı görüyorsunuzdur. Şimdi bu fotoğrafa başka hiçbir şey yapmıyorum. Ha bir şey göstereceğim pardon. Aşağıdaki çubuğu kaydırıyorum ve yamaya geliyorum. Bunu normalde ben yapmıyorum çok fazla ama hani bilin diye gösteriyorum. Bakın şurada küçük bir sivilce lekesi var. O sivilce lekesini kapatacağım. Yama yapacağım. Bildiğiniz yama. Bunu da kaydediyorum. Bakın şu an aradaki farkı görmemek mümkün değil. Şimdi gelelim kirli çarşafların döküldüğü o ana. Bu fotoğrafı kaydettim. Tekrar Enlight'a geçiyorum. Enlight'a geçtim. Şimdi ne yapacağım? Tekrar seçenekler, bu sefer filtrelere geliyorum. Gelelim. Analog'u seçiyorum. Analog. Burada isterseniz hazır filtre kullanabilirsiniz. Bu hazır filtrelerin hepsi çok güzel. Ben bunda karar kıldım. Çünkü böyle grenli bir dokusu var. Evet, gren çok önemli. Az önce yaptığım yüzüme bütün o uygulamaları gizliyor. Sanki kendi cildimmiş gibi. Çünkü üstünde tanecikler var. O pürüzsüz doku tamamıyla kayboldu. Artık orası pürüzlü. Yani anladınız ne demek istediğimi? O Instagram'a atılan fotoğraflarda kusursuz bir cilt aslında Facetune ve Enlight'ın sonucunda oluşuyor. Siz önce fotoğrafınızı ayna gibi yapıyorsunuz cildinizi. Sonra ne oluyor? Bu olmadı diyorsunuz. Hemen Enlight'a geçiyorsunuz. Ufacık bir gren eklediğinizde sonuç kusursuz. Devam edelim. Ben o sol taraftaki kırmızı ışık sızmasından hoşlanmadım. Ben o ışığı sağ tarafta istiyorum. Ve ışığı değiştireceğim. Bunu nasıl yapıyorum? Araçlara geliyorum. Orada hafif sızma seçeneğini seçiyorum. Orada bir sürü ışık var. O ışıklardan gözüme hitap edeni seçiyorum. Hepsine bakın. Mutlaka hepsine bakın. Işığın üzerine tıkladıkça ışık yer değiştirecek. Ben ışığımı beğendim. Üstüne geldim bakın bunu beğendim. Neden? Çünkü yine dediğim gibi o ombreli geçiş var bu ışıkta da böyle az yansımalı. Biraz düşürüyorum çünkü öbür türlü çok ışık oldu. Biraz azaltıyorum. Bakın aradaki farka bakın. Ben sevdim. Güzel işler. Sonra bu fotoğrafı ne yapıyorum? Kaydediyorum. Şimdi filtre konusunda bir tercih daha yapabilirsiniz. Bu bahsedeceğim ücretsiz. Camly'e geliyoruz. Bakın orada Facetune'da düzenlenmiş versiyonunu açtım. Şimdi filtrelerden en beğendiğinizi yine seçebilirsiniz. Benim size tavsiyem, ismini okuyamadığım ama siz görüyorsunuz hangisini seçtiğimi. Nasıl okunur ki bu? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Rezil olmak istemiyorum. O filtreyi seçiyorsunuz. Böyle azaltıp çoğaltabilirsiniz. Benim favori filtrem. Bunu kaydettim. Tekrar Enlight'a dönüyorum. Enlight'ta şimdi ne yapacağım? Az önce filtreden gelen greni kullanmıştık. Şimdi ben size Enlight'ta hani filtreli bir fotoğrafa nasıl gren eklenir göstereceğim. Şimdi Enlight'a geçtim. Seçeneklerden yine filtreler, analog. Analogdan da araçlara geliyorum ve oradaki filme basıyorum. Film tuşuna, film seçeneğini seçiyorum. Bakın en sağda tanecik var yani gren. Onu arttırabilirsiniz istediğiniz kadar, azaltabilirsiniz ama çok abartmayın çünkü o zaman çok şey duruyor yani. Kötü. Onu ben böyle 20'lerde, 20-30 arasında kullanıyorum genelde fotoğraflarımda. Bakın ben düşürüyorum. Bu görüntü benim için iyi, ideal bir görüntü. Bunu da bu şekilde kaydedeceğim. Bunu hani ışık süzmesi mi denir? Artık bir ışık yansıması olmadan kullanacağım. Ama yine old school. Fotoğrafımı kaydediyorum.
Enlight'tan bahsettik, Facetune'dan bahsettik ki Facetune bir derya, deniz, aynı Enlight gibi. Facetune'da daha neler anlatacağım size? Daha neler? Enlight'a muadil ücretsiz bir aplikasyon daha var. O da PixArt. Onu da indirebilirsiniz. Onu da nasıl kullanacağınızı size anlatırım. Eğer isterseniz bana yorumlarda bırakmanız yeterli. Hatta oradan biraz sohbet edelim. Neden olmasın? Cambly genel olarak orada filtreleri kullanıyorum. Onun diğer özelliklerini çok fazla kullanmıyorum. Hani kırpmaydı, filtreydi, eğme bükme. Onun dışında pek fazla bir şey kullanmıyorum. Benim bu ara en sık kullandığım Enlight ve Facetune. Bir aplikasyon daha var, onu da görüyorsunuz. Squared. Umarım böyle okunuyordur. Onu ne için kullanıyorum? Şimdi ben Instagram'da profilime genel olarak baktığınızda fotoğraflarımın etrafında beyaz bir çerçeve var. Ben o görüntüyü daha temiz buluyorum. Hani kare kare tam dolduran fotoğraflar yerine hani etrafında beyaz boşluklar olması benim için daha temiz. Bunu da onun için kullanıyorum. Onu da eğer isterseniz bana aşağıda yorum olarak bırakın. Bir sonraki Instagram editlerim videomda hepsini anlatırım. Bugünlük Instagram editi bu kadar. El kol yapmamaya çalışıyorum ama o kadar çok el kol yapıyorum ki anlatırken. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve lütfen abone olmayı da unutmayın. Tabii abone olmak isterseniz. Zorlar değil. Dediğim gibi eğer başka merak ettiğiniz bir şey varsa bana videonun altında yorum olarak bırakabilirsiniz. Instagram'da bu tarz fotoğraflarımın daha birçok örneği var. Girebilirsiniz, bakabilirsiniz. Instagram linkimi de aşağıya bırakıyor olacağım. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Geçen videomda şey demişler. Yani arkadaşlarım dedi daha doğrusu. Demişler derken sanki 1 milyon abonem var. Neden o kadar donuktun? Neden olmayayım? Daha iyi yani. Kameraya o kadar alışık değilim ki. Lafı çok fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sanırım bir sonraki videom, sanırım kafamda netleşti. O çok merak edilen tatlı tariflerimden biri olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye.